Herkese merhaba arkadaşlar ben TV'den Kerem Bugün sizlere Age of Civilizations 2'niz açılmıyorsa Bunu nasıl açabileceğiniz hakkında bir yöntem göstermeye çalışacağım arkadaşlar Şimdi Age of Civilizations 2'nizin bilgisayarınızda açılmamasının birçok nedeni olabilir Bunlardan bir tanesi sisteminiz yetmiyor olabilir Bir tanesi OpenGL sürümünüz güncel olmayabilir Ben şimdi OpenGL sürümünüz günceldiyse bunu nasıl güncellersiniz Bunu sizlere göstermeye çalışacağım Aslına bakarsanız oyunun açılmamasının nedeni Yani diyelim ki sisteminiz iyi, ekran kartınız iyi işlemciniz tamam yeterli. Zaten Age of Civilizations 2 çok fazla sistem isteyen bir oyun değil. Eğer sisteminiz yetiyor ve hala da buna rağmen oyun açılmıyorsa yüksek bir ihtimalle e, oyununuzun açılmamasının sebebi OpenGL sürümünüzün güncel olmamasıdır. Şimdi e, peki nasıl bir hata alıyoruz abi? Nasıl açılmıyor? Yani OpenGL sorununun olduğunu anlamamız için nasıl bir hata almamız gerekiyor? Giriyorsunuz Age of 2'ye. bastığınızda ekran bir siyah oluyor. Bir masa üstüne dönüyor. Bir siyah oluyor. Bir masa üstüne dönüyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi masa üstünde kalıyor. Eğer sizde de böyle bir sorun varsa böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsanız yüksek ihtimalle OpenGL sürümünüz güncel değildir abi. Peki böyle bir videoyu çekmek benim aklıma nereden geldi? Şimdi e, normalde Windows 10 kullanıyordum abi. Fakat Windows 10 yani benim sistemim aslına bakarsanız çok iyi bir sistem değil. Ee, 4 GB RAM var, AMD A6 işlemcim var. Hani çok iyi bir sisteme sahip değilim, gördüğünüz üzere. Ee, bu yüzden abi Windows 10'un bilgisayarımı yavaşlatabileceğini düşünüyordum ve haklı da çıktım zaten. Windows 7'yi yükledim ve Age of Civilization 2'deki tur geçişlerinde e, yarı yarıya kadar bir hızlanma e, gördüm. Yaklaşık 2 kat daha hızlı geçiyor Windows 7'de. Ee, Üstelik European üniversitesi 4, Hearts 4 gibi oyunlarda da denedim. Gerçekten daha yüksek FPS alıyorum. Ee, yani eğer sisteminiz benim gibi çok iyi değilse abi Windows 7 öneririm aslına bakarsanız. Tamam eskimiş bir sistem ama e, hani bilgisayar kullanmayı zaten birazcık biliyorsanız Windows Update'in size getirdiği güncellemeleri kendiniz de aslına bakarsanız yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Her neyse şimdi biz asıl konumuza geçelim. Öncelikle burada linkler text diye bir dosyamız var abi. Burada indirmemiz gereken iki tane dosya mevcut. Bunlardan bir tanesi AskBG'den indireceğimiz take ownership dosyası. Bu dosya ne işe yarayacak? Bu dosya bilgisayarınız üzerinde yönetici haklarına sahip olmanıza yarayacak arkadaşlar. Tabii ki de bu linkleri açıklamada vereceğim. Şimdi hemen bir Chrome'u açalım. Bu iki linkten gerekli dosyaları indirmeye başlayalım yavaştan. Şimdi not defterini açalım abi. Önce şunu kopyalayalım. Bu siteden dediğim gibi bilgisayarınız üzerinde yönetici haklarına sahip olmanız için gereken dosyayı indireceksiniz. Hemen yapıştırdık, enterladık. Siteye gidelim ve gerekli dosyayı indirelim. Zaten indirmek çok kolay. Sadece şurada gördüğünüz Dovla Take Ownership'e basıyorsunuz. Ve indirme işleminiz başlıyor. Evet gördüğünüz gibi zaten 1.6 kilobaytlık bir dosya. Kapat diyorsunuz sonra burayla işimiz bitti. Şimdi indireceğimiz dosya ise OpenGL yani bizim için önemli olan dosya. Şimdi yeni sekmede hemencik bunu da açalım. Zaten Mediafire'dan veriyorum arkadaşlar linki. Güvenli bir link yani. Merak etmeyin herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Zaten sizlere de göstereceğim nasıl yapılacağını. Ee, evet. OpenGL'yi de indirelim. Bu da indirdikten sonra. Bir de bilgisayarınızda tabi RAR uygulamasının da olması gerekiyor. WinRAR uygulamasının. Zaten hemen hemen her bilgisayarda vardır yüksek ihtimalle WinRAR uygulaması. Evet şimdi. Add Take Ownership. Hemen bu indirdiğimiz iki tane dosyayı klasöre ayıklamamız gerekiyor. Aynı şekilde OpenGL'yi de klasöre ayıklayalım. Evet. İkisini de klasöre çıkardık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem şu. Add Take Ownership'e giriyorsunuz. Ve Install ve Uninstall adında iki tane Take Ownership dosyası var gördüğünüz üzere. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Install yüklemek için, uninstall ise silmek için gereken dosyalar. Diyelim ki siz installla e, yüklediniz bilgisayarınıza, bilgisayarınıza e, yönetici izni verdiniz e, ve bilgisayarınızda bir sıkıntı çıkardı. Çıkarmaz ama diyelim ki çıkardı. Hemen buradan uninstall yapıp silebilirsiniz arkadaşlar. Yani gayet güvenli bir işlem, merak etmeyin. Şimdi buna çift tıklıyoruz. Evet diyoruz yine evet diyoruz ve tamam dedikten sonra artık bilgisayarımız üzerinde haklarına sahibiz. Şimdi sıradaki işlemimiz ne arkadaşlar? Ee, şimdi openGL'imize de girelim. Bilgisayarımız 32 bitse 32 de 64 bitse 64 bite giriyorsunuz arkadaşlar. Peki bilgisayarımızın kaç bit olduğuna nereden bakacağız? Bilgisayara girip sağ tıklayıp özellikler diyeceğiz ve gördüğünüz üzere burada e, kaç bitlik bir işletim sistemine sahip olduğunuz yazıyor. Benim işletim sistemim 64 bit dolayısıyla e, işlemi 64 bit üzerinden gerçekleştireceğim. 64 bite girdim opengl32.dll adında bir dosya var gördüğünüz üzere. Şimdi bu dosyayla ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi başka bir sekmede yine bir bilgisayarımızı açmamız lazım. Hemen yerel disk C'ye giriyoruz. Şunu büyütelim. Windows'a giriyoruz. Burada aşağı inin sistem32. Bulun sistem32'ye de girdiniz. Şimdi şu sağ, sağ üstten aramaya opengl yazın. Gördüğünüz gibi bizim kendi opengl'miz burada arkadaşlar. Şimdi her ihtimale karşı bir tane yedek almamız gerekiyor. Yani diyelim ki birazdan yapacağım işlemi yaptınız ve bir sıkıntı çıkardı. Ee, onun için bu Open GL'nin yedeğini ne olur ne olmaz alalım. Ee, hemen masaüstü de yeni, yeni, bir klasör oluşturalım. Ee, yedek adında bir klasör oluşturalım. Ee, buradaki Open ee, tabi buradaki OpenGL üzerinde işlem yapmak için önce buna sağ tıklamanız lazım ve take ownership demeniz lazım. Çünkü bu Windows'un dizindeki bir klasör, bir dosya olduğu için bu dosya üzerinde değişiklik yapmak için bu dosyanın üzerinde yönetici haklarına sahip olmanız lazım. O işlemi de şu take ownership yazısına basarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi evet dedik ve artık bu dosya üzerinde yönetici haklarına sahibiz. Şimdi bunu kopyalıyoruz, yere giriyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Evet. Artık e, yeni OpenGL'yi yükledikten sonra yeni OpenGL sizlere bir sıkıntı çıkarırsa burada bulunan yedek klasöründen tekrar eski haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı çıkmadan yani gayet güvenli bir işlem. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi şu geri tuşuna hemencik basıp sistem 32'nin klasörüne geri dönüyoruz. Ve bizim indirdiğimiz şu OpenGL Fix 64 bit OpenGL 32.dll dosyasını seçiyoruz, kopyalıyoruz ve bu sistem 32'ye yapıştırıyoruz arkadaşlar sağ tıklayalım, yapıştır diyelim ya da Ctrl e, V ile. Şimdi normalde karşınıza böyle bir pencere çıkmaz. Yani böyle bir pencere çıkmasına izin vermez. Çünkü e, normalde eğer bilgisayarınız üzerinde yönetici haklarına sahip değilseniz sizin Windows dizinindeki herhangi bir dosyayı değiştirmenize, silmenize, kopyalamanıza, kesmenize izin vermez. Fakat biz e, bilgisayarımız üzerinde yönetici haklarına sahip olma işlemini yaparak bu işlemi yapabilme hakkına sahip olduk. Bu yüzden kopyalı ve değiştir diyoruz. Devam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntı çıkmadan OpenGL32.dll'mizin kurulumunu yaptık. Şimdi biz bu kurulumu yaptık. Bu OpenGL bende bir sıkıntı çıkardı abi. Oyunlarımın hiçbiri açılmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Yedeğini aldığımız OpenGL'yi alacaksınız. Kopyalayacaksınız. Yine gideceksiniz. Disk C'ye, Windows'a gireceksiniz. Buradan tekrar sistem 32'yi bulacaksınız geleceksiniz ve buraya tekrar yapıştıracaksınız bilgisayarınızı eski haline döndürmüş olacaksınız yani hiçbir güvenlik açığı vesaire bilgisayarınızda bir sıkıntı çıkarmayacak bir işlem bu yüzden içiniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bu linkleri şurada verdiğim linkleri yine açıklamada vereceğim açıklamadan indirebilirsiniz arkadaşlar eğer hala da bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınızda Edge of Safari ki açılmıyorsa başka bir sorundan dolayı açılmıyor demektir fakat öyle düşünüyorum ki sistemi yeten arkadaşların çoğunda bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınızda Auge açılacaktır diye düşünüyorum. Zira ben bu işletim sisteminden önce Windows 7'yi yüklemeden önce Windows 8 yükledim. Onda bu sorunu yaşadım. Girdim Age of yaşadık 2 Access'ine çift tıkladım. Ekran bir siyah oldu bir masa üstüne döndü. Bir siyah oldu bir masa üstüne döndü. Sonra hiçbir şey olmamış gibi masa üstünde kaldı. Yani bu sorunu ben de yaşadım. Sonra bu OpenGL işini buldum hallettim. Tekrar açtım ve oyunum açıldı arkadaşlar. Windows 7'de böyle bir işlem yapmama gerek kalmadı. Çünkü Windows 8'de arkadaşlar benim ekran kartım hemen şöyle ekran çözünürlüğü diyeyim geçmiş ayarlar. E, AMD Radeon R4 dahili bir ekran kartım var. E, bu ekran kartı e, normalde zaten direkt OpenGL destekli olarak geliyor. Yani ben bu işlemi Windows 7'de yapmama gerek kalmadı. Çünkü Windows 7'de benim ekran kartımı direkt kendisi e, zaten okudu. Fakat Windows 8'de bu ekran kartını okumadı. Benim işlemcimin üzerindeki başka bir ekran kartını okudu ve o ekran kartının OpenGL desteği yoktu. Eğer sizin de ekran kartınızın OpenGL desteği yoksa bu işlemle yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi az önce gösterdiğim işlemle OpenGL'yi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz ve yüksek ihtimalle artık Age of Civilizations 2'niz açılacaktır arkadaşlar. Ee, bu videoyu da artık burada bitirelim arkadaşlar. Bir e, sorununuzu çözmeye yardımcı olmak için bu videoyu çektim arkadaşlar. E, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Agcumoding TR Discord grubuna katılabilirsiniz. E, Age of Türkiye topluluğuna katılabilirsiniz. Binary Games sitesinden bizlere başta bulunabilirsiniz. Project Alpha Mod tanıtım konusuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde yine açıklamadaki linkten Twitter hesabımızı da takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.